Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanlığı tarafından gençler ve ailelere yönelik ücretsiz olarak kariyer planlama, rehberlik ve danışmanlık hizmeti veriliyor. Ülke Ocakları Kayseri İl Başkanı Ali Çelik, gençlerin sosyal hayata daha kolay adapte olabilmesini hedeflediklerini söyledi. Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kayseri İl Başkanlığı tarafından gençlerin sosyal hayatta aktif olabilmesi ve ailelerin de gençler konusunda bilinçlendirilmesi doğrultusunda 6 aylık programla kariyer planlama, rehberlik ve danışmanlık eğitimleri verilecek. Eğitim programları hakkında bilgi veren Ülke Ocakları Kayseri İl Başkanı Çelik şunları ifade etti. Ülke Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olmamız hasebiyle Kayseri Ülke Ocakları olarak biz de gençlerimizin problemleri, bu problemlerin çözümü doğrultusunda uzman ekibimizle birlikte bir değerlendirme yaptık. Yapılan bu değerlendirmenin neticesinde de özellikle rehberlik ve psikolojik danışmanlarımızın desteğiyle iki alan belirledik. Birincisi kariyer planlama dedik bunun adına. Kariyer planlama etkinliğinde de şehrimizde kendi alanında uzmanlaşmış, milli hassasiyetleri taşıyan isimleri belirleyerek bu isimlerle gençlerimizi bir araya getirmeyi, söyleşi tarzında programlarımız ile merak ettikleri soruları cevap bulmalarını, aynı zamanda da eğitimci olan arkadaşımızın da kendi bilgilerini, başarı hikayesini anlatma fırsatı verdik. Yaklaşık üçüncü programımızı gerçekleştirdik. Çok güzel sonuçlar almaya başladık. Gençlerimizi hem mesleki manada bilgilendiriyoruz, hem de daha motive edici programlar olduğu için güven duygularının arttığını görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu fikir neden bizde oluştu düşüncesiyle başlayalım isterseniz. Gençlerimizle sürekli bir aradayız. Gençlerimizin sosyal hayata daha kolay adapte olabilmelerini sağlamaktı gayemiz aslında. Tabii bunun için de bir hedef belirlemeleri gerekiyordu. Hedef belirleme hususunda da yol açacak, onlara doğru örnekleri sergileyecek. Kendi alanında uzman, rehberlik uzmanlarımız, psikolojik danışmanlarımızın geçmiş çalışmalarından aldığımız destekler ile bir araya getirmeyi düşündük gençlerimizi. Aslında yola çıkmamızdaki ana hedef de buydu. Çünkü malumunuz işte günümüzün ergenlerinin farklı bir kuşak olarak nitelendirilip aslında milli manevi hassasiyetlerinden uzaklaştırılarak çok farklı amaçlara hizmet etmesi sağlanmaya gayret edilirken dünya üzerinde biz de bunun önüne geçebilecek adına da Türk kuşağı dediğimiz bir kuşağın neler yapabileceğini ortaya koymak istedik. İnşallah bu çalışmalarımız çok hızla devam ediyor. Yakında inşallah bir programımızı daha göreceksiniz. Türk kuşağı dediğimiz kuşağın neler yapabileceğini, kendilerinde taşıdıkları o güven duygusunu ve damarlarında taşıdıkları asil kanın nelere sebep olabileceğini hep birlikte göreceğiz. Ama tabii rehberlik ve danışmanlık hizmetlerimizin ilk başlangıç olmasının sebebi de önce onları da çok iyi anlamak istedik, dinledik ve neler yapabileceklerine biz de fazlasıyla inandık, bir adım attık. Allah bizi mahcup etmesin. İnanıyoruz ki Türk kuşağı dediğimiz kuşağın geleceğe nasıl yön vereceklerini, 2023 Lider Ülke Türkiye vizyonumuza, hedefimize nasıl hizmet edeceklerine de hep birlikte şahit olacağız. Yapmış olduğumuz bu çalışmanın hedef kitlesi aslında sadece gençlerimiz değil, aynı zamanda ailelere de bu hizmeti vermek istiyoruz. Ülke Ocakları İl Binamız bünyesinde oluşturduğumuz rehberlik servisimizde ailelerin de talep ettiği gün ve saatlerde randevu planlaması yapılarak gençlerimize nasıl daha faydalı olabiliriz diye ailelerin de bilinçlendirilmesini hedefledik. Bu konuda ailelerimize de bir çağrı yapmak istiyorum. Ücretsiz olarak Kayseri Ülke Ocakları'ndan alanında uzman rehberlik öğretmenlerimiz ve psikolojik danışmanlarımızdan kendi planları doğrultusunda randevular belirleyerek destek alabilirler. Ailelerimize de kapımız açık. Gençlerimize de aynı hizmetleri vermeye de hazırız ve veriyoruz şu anda. Bu manada onların da bizi destekleyeceklerine, bizimle birlikte geleceğin Türkiye'sini inşa edecek gençlerimizin hem fikri manada hem de ahlaki manada değişimlerine ortak olacaklarına inanıyorum. Teşekkür ediyorum.